Bugünkü dersimizde çekmiş olduğumuz fotoğrafın veya herhangi bir görselin arka planını nasıl beyaz yaparız veya farklı renklere dönüştürürüz, bunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Layers bölümünden resmin üzerine bir kere tıklıyorum. Bunu Rasterize Layer yapıyorum. Daha sonra sol tarafta bulunan Selection Tool aracından Object Selection Tool seçeneğine basıyoruz. Resmimizi bu şekilde seçiyoruz ve resmimiz içerisindeki objeyi, yani insanı, portreyi seçmesini sağlıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken sağ üstte Select and Mask seçeneğine bir kere tıklamak. Burada saç seçimini güzel bir şekilde yapmak için sol tarafta bulunan Refine Edge Brush Tool aracımla saçların kenarından geçiyorum. Daha sonra sağ altta bulunan Output'lu bölümünde Layer Mask seçeneğine basıyorum. OK'ye tıkladım. Fotoğrafımızı dekupe etmiş olduk. Layers bölümüne gelip artı tuşuna bir kere basıyoruz. Bunu aşağı doğru çektim. Sol altta bulunan yerin siyah beyaz olduğuna dikkat ederek beyaz kısım üst tarafta olması gerekiyor. Option Backspace tuşuna bastım ve gördüğünüz gibi arka planı beyazla doldurmuş oldu. Burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Gerçekçiliği arttırmak adına fotoğrafımıza iki kere tıklayıp Inner Shadow efektini verirsek biraz daha gerçekçi bir etki yapmış oluruz. Beyaz bir yansıma da fotoğrafımızın üzerinde elde etmiş oluruz. Daha sonra OK'ye bastığımızda fotoğrafımızın arka planını beyaza çevirmiş olduk. Hemen önceki ve sonraki haline bakalım. Evet, bu önceki hali, o da sonraki hali. Eğer bunun arka planı beyaz değil de farklı bir renk yapmak istiyorsak buradan gelip bu seçeneğe bir kere tıklayıp Solid Color özelliğine basıp buradan sarı bir renk seçelim ve bunu altına koyalım. Gördüğünüz gibi bu rengi değiştirdiğimizde arka planını da değiştirmiş olacağız. Tabii içe vermiş olduğumuz gölgeyi de değiştirmemiz gerekiyor daha gerçekçi olması için. Yine seçimle alakalı bir sıkıntı gördüğünüzde şu şekilde seçiminizi üzerinden geçebilirsiniz. Bu dersimizde hem arka planı beyaz yapmayı hem de farklı renge çevirmeyi öğrenmiş olduk. Benim anlatamadığım, sizin sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.